Reşhalar Bismillahirrahmanirrahim Tembih Kalıkı alemi bize tarif ve ilan eden deliller ve bürhanlar la yuad ve la yuhsadır. O delillerin en büyükleri üçtür. Birincisi, bazı ayetlerini gördüğün, işittiğin şu kitab-ı kebir-i kainattır. İkincisi, bu kitabın Ayetül Kübrası ve Divan-ı Nübüvvet'in Hatemi ve Künuzu Mahviye'nin miftahı olan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'dır. Üçüncüsü Kitabı Alemin Tefsiri ve mahlukata karşı Allah'ın hücceti olan Kur'an'dır. Şimdi birkaç reşha zımnında ikinci bürhanı tariften sonra sözlerini dinleyeceğiz. Birinci Reşa Arkadaş, Halık'ımızı tarif eden pek büyük bir şahsiyeti maneviyeye malik, Bürhan-ı Natık dediğimiz Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam kimdir diye yapılan suale cevaben deriz ki, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam öyle bir zattır ki, azameti maneviyesinden dolayı satı arz, o zatın mescidi aksasıdır. Mekke-i mükerreme, onun mihrabı, Medine-i münevvere, onun minberi fazlı kemalidir. Cemaat-i müminine en son ve en âli imam ve nevi beşerin hatibi şehiridir. Saadet düsturlarını beyan ediyor ve bütün enbiyanın reisidir. Onları tezkiye ve tasdik ediyor. Çünkü dini bütün dinlerin esasatına camidir ve bütün evliyanın başıdır. Şems-i risaletiyle onları terbiye ve tenvir ediyor. O zat aleyhissalatu vesselam öyle bir kutup ve noktayı merkeziyedir ki onun halka zikrinde bulunan bütün enbiya-u ahyar, ebrar-u sadıkîn, onun kelimesine müttefik ve kelam-u nutkuyla natıktırlar. Ve öyle bir şecere-i nuraniyedir ki, damar ve kökleri enbiyanın esasatı semaviyesidir. Dal ve budakları evliyanın maarifi ilhamiyesidir. Bu itibarla herhangi bir davayı iddia etmişse, bütün enbiya mucizelerine istinaden ve bütün evliya kerametlerine müsteniden ona şehadet etmişlerdir. Evet, bütün davalarının tasdiklerini işar eden, bütün kamillerin hatem ve mühürleri vardır. Ez cümle, o zatın aleyhissalatu vesselam davalarından biri tevhiddir. Bu davayı tasrih ve ifade eden, La ilahe illallah kelime-i mübarekesidir. O zatın halkayı din ve zikrine giren bütün geçmiş ve gelecek insanlar, o kelime-i mukaddeseyi rüknü iman ve virdi zeban etmişlerdir. Demek, o davanın hak ve hakikat olduğuna kanaat ve itminan ve izanları hasıl olmuş ki, zaman ve mekana şamil bir tarzda, o kelime-i mübareke meşrepleri, meslekleri, an ananeleri mütehalif, mütebain insanların ağızlarında mevleviler gibi semavi deveran ve cevelan ediyor. Binaenaleyh, gayrı mütenahi şahitlerin tasdikiyle hak ve hakkaniyeti tahakkuk eden bir davaya hiçbir vehmin haddi değildir ki ona deste itirazı uzatabilsin.'' İkinci reşha. Arkadaş, tevhidi ispat ve nevi beşeri irşad eden o nurani bürhan, biri sağında, diğeri solunda, biri mütevatir, diğeri mecma aleyh bulunan nübüvvet ve velayetle mücehhezdir. Ve aynı zamanda irhasat denilen kablen nübüvvet kendisinden zuhur eden harika hallerin rümuzatıyla, ve kütüb-ü semaviyenin beşaratıyla ve hevatif denilen, gaybtan verilen tebşirat-ı müteaddide ile musaddaktır. Ve keza o bürhan-ı nuraniden zuhur eden inşikak-ı kamer, parmaklarından fışkıran sular, ağaçların onun davetine icabetleri, duasının akabinde yağmurun nüzulü, pek az bir yemekten çokların yiyip doymaları, ve kurt, ceylan, deve, taş vesairenin konuşmaları gibi mucizelerinin delalet ve şehadetiyle tasdik edilmiş bir zattır Aleyhissalatu vesselam. Ve keza dünya ve ahiret saadetlerini temine kâfil ve kâfi olan şeriatı nübüvvetini tasdik ve ispata kâfidir. Geçen derslerde Şems-i şeriatından bazı şuaları gördük. Tatvili kelamı mucip tekrarları lazım değildir. Üçüncü reşha. Arkadaş, o zat Aleyhissalatu vesselam, delail-i afakiye denilen harici delillerle musaddak olduğu gibi, delail-i enfüsiye denilen zatında ve nefsinde sabit delil ve işaretlerle dahi musaddaktır. Çünkü o zat, şems gibidir. Zatını zatıyla ziyalandırarak gösterir. Mesela, bütün ahlakı hamidenin en yüksekleri, o zatta içtima etmiş olduğuna bütün alem şehadet ediyor. Ve keza, en nezih hasletleri ve huyları ve en yüksek seciyeleri cami bir şahsiyeti maneviye sahibi olduğuna icma vardır. Ve keza o zatın en yüksek derecede bulunan zühd ve takva ve ubudiyeti şehadetleriyle malik olduğu kuvveti imaniye ile musaddaktır. Ve keza siyer-i nebeviyenin şehadetiyle derece-i vüsuku ve kemal ciddiyet ve metaneti ve bütün işlerinde ve harekatında kuvveti emniyeti, hakka mütemessik ve hakikate salik olduğunu tasdik eden kat'i delillerdir. Evet, yaprakların yeşilliği, çiçeklerin taravet ve güzelliği ve semerelerin tazeliği, ağacın canlı, hayatlı, hay olduğuna sadık şahittirler. Dördüncü reşha Arkadaş, tuğli zaman ve bu odi mekanın muhakematı akliyede tesiri çoktur. Mahza leysel haberu kel ayan düsturuna ittibaen şu zaman ve muhitin hayalatından çıkarak Tayy zaman ve mekanla hayalen ceziretül araba gidelim ve Medine-i Münevvere'de nurani ve yüksek minber-i saadetine çıkmış nevi beşere hitaben irşadatta bulunan o zat-ı muallayı bizzat görüp sözlerini dinlemeliyiz. İşte hayalen oraya gittik. Bak harika bir surette hüsnü suretle hüsnü sireti cem eden o mürşidi umumi, o hatibi kutsi, cevahir dolu bir kitabı mucizül beyan eline alarak bütün insanlara meleği aladan nazil olan bir hutbeyi ezeliyeyi okuyor ve bütün beni Adem'i ve cinleri ve mevcudatı dinletiyor. Evet, pek büyük bir emirden haber veriyor. Kılkati alemin acib muammasını açıyor. Kainatın sırrı hikmetine dair tılsımı açıyor. Felsefe ve fen hikmetin nevi beşere siz kimlersiniz, nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz diye irad ettiği akılları aciz ve hayrette bırakan üç suale cevap veriyor. Beşinci Reşha. Arkadaş, şu zat-ı nurani Aleyhissalatu vesselam mürşidi imani resul i Ekrem Aleyhissalatu vesselam bak nasıl neşrettiği hakikatin nuruyla hakkın ziyasıyla, nevi beşerin gecesini gündüze kışını bahara çevirerek alemde yaptığı inkılapla alemin şeklini değiştirerek nurani bir şekle sokmuştur. Evet, o zatın nurani gözlüğüyle kainata bakılmazsa kainat bir matemi umumi içinde görünecekti. Bütün mevcudat birbirine karşı ecnebi ve düşman durumunda bulunacaktı. Cemadat birer cenaze suretini gösterecekti hayvan ve insanlar, eytam gibi zeval ve firakın korkusundan vaveylalara düşeceklerdi ve kainata harekatıyla, tenevvüyle ve tagayyuratıyla, nukuşuyla, tesadüfe bağlı bir oyuncak nazarıyla bakılacaktı. Bilhassa insanlar, hayvanlardan daha aşağı, zelil ve hakir olacaklardı. İşte o zatın telkin ettiği iman nazarıyla kainata bakılmadığı takdirde kainat böyle korkunç, zulümatlı bir şekilde görünecekti. Fakat o mürşidi kamilin gözüyle ve iman gözlüğüyle bakılırsa her taraf nurlu, ziyadar, canlı, hayatlı, sevimli, sevgili bir vaziyette arz-ı edecektir. Evet kainat iman nuruyla matemi umumi yeri olmaktan çıkıp mescidi zikir ve şükür olmuştur. Birbirine düşman telakki edilen mevcudat birbirine ahbab ve kardeş olmuşlardır. Cenaze ve ölü şeklini gösteren cemadat ünsiyetli birer hayattar ve lisanı haliyle kalıkının ayatını natık birer musahhar memuru şekline giriyorlar. Ağlayan, müteşekki ve eytam kıyafetinde görünen insan, ibadetinde zakir, halıkına şakir sıfatını takınıyor. Ve kainatın harekat, tenevvüat, tegayyurat ve nukuşu abesiyetten kurtuluyor. Rabbani mektuplar, ayat-ı tekviniyeye sahifeler, Esma-i İlahiye'ye ayineler suretine inkılap ederler. Hülasa, iman nuruyla alem öyle terakki eder ki, Hikmet-i Samedaniye kitabı namını alıyor. Ve insan, zelil ve fakir ve aciz hayvanların sırasından çıkar, zaafının kuvvetiyle, aczinin kudretiyle, ubudiyetinin şevketiyle, kalbinin şuağıyla, aklının haşmeti imaniyesiyle hilafet ve hakimiyetinin zirvesine yükselmiştir. Hatta aciz, fakir, ihtiyaç ve akıl onun sukutuna esbabken suud ve yükselmesine sebep olurlar. Zulümatlı, karanlıklı bir mezar-ı ekber suretinde görünen zaman-ı mazi, enbiya ve evliyanın ziyasıyla ziyadar, ve nurani görünmeye başlar. Karanlıklı gece şeklinde olan istikbal, Kur'an'ın ziyasıyla tenevvür eder. Cennetin bostanları şekline girer. Buna binaen, o zat nurani olmasaydı, kainat da, insan da, her şeyde, adem hükmünde kalır, ne kıymeti olur ve ne ehemmiyeti kalırdı. Binaenaleyh, bu kadar garip, acip, güzel kainat için böyle tarifat ve teşrifatçı bir mürşidi harika lazımdır. Eğer Buzat zat aleyhissalatu vesselam olmasaydı, kainat da olmazdı mealinde, لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ olan hadisi kutsi şu hakikati tenvir ediyor. Altıncı reşah Arkadaş, o hutbeyi ezeliyeyi okuyan zat, kainatın kemalatını keşfeden canlı bir güneştir. Saadet-i ebediyeyi ihbar ve tebşir ediyor. Nihayetsiz rahmeti keşfetmiş, ilan ediyor. Saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellalı ve esma-i ilahiyenin gizli definelerinin keşşafıdır. Evet, Ozat Aleyhissalatu vesselam vazifesi itibarıyla hakkın bürhanı, hakikatin ziyası, hidayetin güneşi, saadetin vesilesidir. Şahsiyet ve hüviyet cihetiyle muhabbeti rahmaniyenin misali, rahmeti rabbaniyenin timsali, hakikati insaniyenin şerefi, şecere-i hilkatin en kıymettar ve kıymetli bahadar bir semeresidir. Tebliğ ettiği dini de harika bir süratle şark ve garbı ihata etmiş. Nevi beşerin beşte biri kabul etmiştir. Acaba böyle bir zatın davalarında nefis ve şeytanın münakaşa ve itirazlarına bir imkan var mıdır?